tarihe mal olmuş bir çok filozoflar var. Bunlardan bir tanesi de Hint filozofu. Hindistan'da yetişmiş. Müslüman falan değil. Müşrik bir filozof. Bir kitap yazmış. Dünyadan geçmiş gitmiş. Filozofun adı Veydaba. Veydaba diye bir filozof. Mantık-ı Tayr. Kuşların konuşması. Kuşların konuşması. Adında da bir kitap yazmış. Ve tabii kitap hala ellerde, dünyada devam ediyor, okunuyor. İbret verici temsiller, misaller, mevzular var orada. Bir tanesini arz edeyim. Tam günümüzün şu anda, şu asırda, şu devirde Müslüman ülkelerde cereyan eden hadiseleri bal gibi açıklayan, izah eden, tefsir eden, tavsiye eden bir misal. Bir temsil. Orada şunu nakletmiş temsili manada. Kuşlardan misal veriyor. Türlü kuşlar var. Bunlardan bir tanesi de balık yiyerek geçinen bir kuş. Adına balıkçıl kuşu diyorlar. Mutlaka görenleriniz var, bilenleriniz var. Balıkçıl kuşu. Balık yemek suretiyle hayatını sürdüren bir kuşmuş. Ben görmedim. Bu kuş yaşlanmış, ihtiyarlamış. Aklınızda kalırsa faydası olur. Zamanın olaylarına ışık tutuyor. Temsil. Yaşlanmış, ihtiyarlanmış, neyse gücü kuvveti azalmış. Artık istediği gibi balıkları yakalayıp yiyemez hale gelmiş. Avını yakalayamaz hale gelmiş. Güçten, takatten düşmüş. Olur ya. Ne yapsın? Yaşaması lazım yine. Hayatını sürdürmesi lazım. Ve bir çare bulmuş. Bulunduğu bölgede içinde çok sayıda balık bulunan bir göl varmış. Göl balıkları. O gölün kenarına gelmiş, kıyıda güneşlenen bir yengeç. O da göl sakinlerinden, gölün mahlukatından, su altı mahlukatından yengeç. Onu görmüş ve ona demiş ki, ey yengeç, bak demiş, bu göldeki balıklara git haber ver. Büyük bir tehlike var. Çok büyük tehlike var. Bu gölün balıkları çok büyük tehlikeye maruz kalacaklar. Ben geçen gün demiş buradan geçiyordum, kulak misafiri oldum. Çok tehlikeli ve belalı birkaç balıkçı, adam, insan konuşuyorlardı. Bu gölün tamamına bir ağ, tuzak serpelim, ağ seyfet serpelim. Göldeki bütün balıkları yavrularıyla beraber yakalayıp götürelim, zürriyetlerini keselim dediler. Ben de duydum, işittim, büyük bir tehlike var. Git bunu balıklara haber ver demiş. Ahmak yengeç de dalmış suya ve balıklara haberi salmış. Demiş ki balıklara böyle bir tehlike var. Yakında ne kadar balık varsa bu gölde yok olacak, yakalanacak, imha edilecek. Başınızın çaresine bakın demiş. Zavallı balıklar toplanmışlar. Demişler ki ya ne yaparız öyleyse. Hemen inanmışlar. Propaganda bu. İnanmışlar ne yaparız, ne ederiz. Nasıl çare buluruz diye konuşmuşlar. Nereden çare bulsunlar? Bir tanesi demiş ki tehlikeyi haber veren kimse çaremizi o bilir demiş. Nereye çekiyor? Tehlikeyi haber veren kim? Balıkçı kuşu. Çaremizi de söyler. Müracaatımızı yapalım demişler. Bir aracı vasıtasıyla müracaatta bulunmuşlar. Balıkçı kuşu gelmiş demiş ki tamam demiş, çareniz var. Nedir çare? Burayı terk edeceksiniz, bu gölden çıkıp ileride hafif akar bir su var. Lakin tehlikesi yok. Durgun yerleri de var. O nehire taşınacaksınız. Terki mekan edeceksiniz. Terki mekan edeceksiniz. Bu gölden çıkıp oraya taşınacaksınız. Bunun çaresi bu demiş. Bakın. Demişler ki biz balığı sudan çıktık mı ölürüz. Oraya kadar nasıl gideriz? Madem çaremizi gösterdin, vasıtamızı da göster demişler. Bizi oraya nasıl nakledeceğiz, nasıl gideceğiz? Bu kadar balık burada nasıl gider? Demiş onun da çaresi var. Ne gibi demişler balıklar? Balıkçı kuşu, düşman, onların düşmanı. Demiş ki, vallahi eski demiş gücüm, kuvvetim yerinde olsaydı, eski gençliğim olsaydı, 10-15 tanemizi sırtıma, başıma alırdım, götürür bırakır bir daha gelirdim. Günde 100 sefer yapardım. Şimdi yaşlandım demiş. Bacaklarım ağırlaştı, enerjim ağırlaştı. Gidip gelemem. Ancak demiş, işte birer birer hepinizi ağzıma alırım, götürür, nehire bırakırım, gelirim. Bir tane götürürüm, gelirim bir tane daha götürürüm. Buna razıysanız kabul edin demiş. Demişler ki, başka çaremiz yok, ne yapalım, razı olduk demişler. Hay Allah razı olsun demiş zavallılar. Ve başlamış. Şöyle etine dolgun bir balığı ağzına ama da yavaş yavaş kendi iradesiyle yaklaşıyor balık tabii. Kurtarıcı ya bu. Ağzını almış, ne nehir var ne bir şey var. Gitmiş ormanda yemiş bir daha gelmiş. Bir tane daha almış götürmüş yemiş bir daha gelmiş. Yemiş bir daha gelmiş ve böylece gölde tek canlı bırakmamış. Siyaseti bu. Bunu Hint filozofu Veydaba anlatıyor kitabında. Aynen bugünkü Amerika vallahi bunun aynısı. Körfez'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Suudi'deki, Kuveyt'teki petrolleri almak istedi. Yıllar yılı göz koydu. Almak lazım. Bu mühim bir enerji. Amerika'daki petrol kaynakları azalıyor, tükeniyor. Oraya inmek lazım, oraya el koymak lazım, oraya sahip olmak lazım. Derhal Arapların tamamını Saddam yine korkuttu. Saddam'la anlaştı. Saddam'la beraber yaptılar bu. Anlaştılar. Dedi ki Saddam bunları korkut. Ve arkasından propaganda yaptı. Şu kıyamet topları var bu adamın. Şu kadar ordusu var, şu kadar kimya silahları var, şu kadar bombaları var.
Çitilli dünyayı reklam reklam reklam. Araplar, enayiler koptular. Suud kralı koptu, Kuveyt kralı koptu, hepsi koptu. Çaremiz de bundan kurtulmak için. Dedi ki çare benim. Beni çağıracaksınız oraya köprüde. Aynen balıkçı görüyor musun? Ve adam tür bahanede geldi, petrole kondu. Ve meseleyi halletti. Ve bütün Suud'un petrolünün, geçen derse söylemiştim, 25 yıllık Suud Hicaz petrollerinin 25 yıllık gelirini savaş masrafı olarak Amerika'ya bağladı. Irak'ın petrollerinde 40 yıllık savaş tazminatı olarak imza aldı, bağladı. Bir tehlike vardı. Türkiye az çok güçlü, kuvvetli, ordusu da sağlam. Ne yapar, ne eder? Musul'da ve Kerkük'te de petrol var. Orduyu oraya sokar. Oradaki Musul ve Kerkük'te de çoğunluk Türkler, aynı ırkın adamları, aynı Müslümanlar. Bir çaresini bulur. Kerkük'e ve Musul'a da Türk ordusu girer. Oranın petrolüne sahip olur. Korkusu var, merakı var, endişesi var. Bir başka oyun daha planladı Amerika. Oradaki Kürtleri Saddam'ın aleyhine ayaklandı. Dedi ki ey Kürtler, Saddam'ı devirmenin zamanıdır. Saddam yıkılıyor. Ayaklanın. Kürtler ayaklandı. Ayaklanınca Saddam'a dedi ki vur bu adamları. Vallahi oyun böyle değil. Vur bu adamları. Adamlar hızla kaçtılar. Evini, barkını bırakıp kaçtılar. Nereye? Türk sınırına kaçtılar. Bu sefer kaçanlar ezildi, öldü, çoluk, çocuk, yaşlı. Amerika dedi ki bu adamların hakkını ben koruyacağım. Amerikan askerlerini getirdi. Musul petrolleri bölgesinde şu anda oturdu. Orayı da aldı. Orayı da aldı ve evini aldı. Daha Türkiye'nin Musul'a, Kerkük'e girme hayali dahi kaptı dünyadan. Hayali kaptı, bırak olmasını. Orayı da bitirdi, orayı da yedi. Ve şu anda dünyada bütün dehşetiyle sömürgesini oturttu Amerika. Fakat böyle gider mi? Efendiler, yeryüzünde Allah'ın en evvel cezalandırdığı kişi zalimlerdir. Kafirlerden daha evvel Allah zalimleri cezalandırmıştır. Rusya'nın zulmü, işte sömürüsü, bütün o milletleri, Türkistan'ı, efendim neyse, Pakistan'ı, Kırgızistan'ı, falan Litvanya, Estonya, falan ya, filan ya. Bütün bunları ancak sömüre, 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 işte Rusya 70 sene dayanabildi. Elhamdülillah çöktü. Amerika'da hemen hemen bu kadar zamandır dünyayı, Arapları, Müslümanları, Orta Doğu'yu sömürüyor, sömürüyor. Vallahi onun da sonu şu anda gelmiş durumdadır. Çünkü Allah zalimin cezasını kafirden evvel veriyor. Çünkü küfür Allah'ın hukukuna giriyor. Zulüm bütün meseleyi mahvediyor. Şu anda yeryüzünün en büyük zalimi Amerika'dır. Yeryüzünün en büyük soyguncusu, en büyük zalimi, en büyük gaddarı, en büyük düşmanı, alemi İslam'ın en büyük düşmanı Allah şahittir ki Amerika'dır. Bunu böyle bilmiyorsa Müslümanlar, imanları eksiktir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bu konuyla alakalı bir ayeti toparlamaya çalışıp dersi keseyim. Efendiler, Allah-u Teala şöyle ferman ediyor Maide suresinin 51 numaralı ayeti ilahiyesinde Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş insanlar! Ey iman etmiş! İman etmiş olmanın en kısa ifadesi, en kısa ifadesi, beyanı, hepinizin bildiği gibi kelime-i şehadettir ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü rasulü. Ey bu kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eden insanlar! Ya eyyühellezine amenu demek, bu demek. Doğrudan doğruya ehli imana hitap ediyor Cenab-ı Hak bu tarzdaki bütün kitaplarında. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ne var ya Rabbi, ne istiyorsun bizden? Hani çağırdı ya şimdi Allah-u Teala. Lebbeyk ya Rabbi, buyur. Ne istiyorsun? Ne var? Ya tettehizül yehude ve nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları sakın kendinize dost edinmeyin. Ya. Onların dümen suyuna girmeyin, onlara uymayın, onların izine uymayın, ayaklarına gelmeyin, oyunlarına gelmeyin, onların sözlerini dinlemeyin, onların kanunlarını tatbik etmeyin, onların sistemlerini almayın, liberalizmi girmeyin, kapitalizmi kabul etmeyin, faizi kabul etmeyin. Ayeti görüyor musunuz? Bu ayet, bu canlı ayet. Allah bu ayeti okumak için göndermedi bize, yaşamak için gönderdi. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize hakim kılmayın, onları kılavuz kabul etmeyin, onların dediğini yapmayın diyor Hazreti Allah. Buyurun. Yaparsanız işte bak meydanlar yapılanlar. Ya biz ne zaman bu Kur'an'ı dinleyeceğiz? Dinliyoruz ya hocam, hafızlar okuyor, biz dinliyoruz. Ben bunu kastetmiyorum. Bu ayetlerin hükümleri ne zaman yerine getireceğiz? Mesela burası. Dinlemek şey ifade etmiyor ki. Sisteminizi, Yahudilerin ve Hristiyanların sistemlerini, rejimlerini kabul etmeyin diyor Rabbimiz. Hristiyan dünyanın tavsiyesini kabul etmeyin. Tekniğini demiyor, bakın dikkat edin. Teknik, ilim, sen, bütün insanlığın ortak malıdır. Ayeti böyle anlamayasınız. Utlubu ilme velev bissin. İlim Çin'de de olsa gidin alın diyen peygamber bunu kastetmiyor. Farkında mısınız? İlim müstesna. İlim insanlığın ortak malıdır. Amerika'nın babasının malı değildir. Avrupa'nın babasının çiftliği değil ilim, teknikten, fizik. O ayrı. Onların yaşayış biçimini,
onların kanunlarını, onların kültürünü, onların kadın anlayışını, erkek anlayışını, cinsiyet anlayışını kabul etmeyin diyor Kur'an. Onların sosyal hayatını kabul etmeyin. Yahudi ve Hristiyan'ı dost edinmeyin demek. Onların anlayışlarını, davranışlarını, tutumlarını, yaşama biçimlerini kabul etmeyin.